Sivaslı mensupları bugün Sayın CHP Genel Başkanı'nı ve heyetini memnuniyetle ağırladık. Kendileriyle çok verimli bir görüşme yaptık. Özellikle Kıbrıs sorunu ağırlıklı olarak görüşlerimizi paylaşma imkanımız oldu ve kendilerini dinleme imkanımız oldu. Bir kez daha kendisinden Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi partilere eşit mesafede durduklarını ve konuyla yakından ilgilendiklerini duymaktan, işitmekten de memnuniyet duyduk. Tekrardan geldikleri için, bizi ziyaret ettikleri için Halkın Partisi adına çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Değerli basın mensupları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın tam 50. yılında resmi törenlerden sonra Türkiye'ye dönmeden önce son siyasi partici ziyaretimizi Halkın Partisi'ne gerçekleştirdik. Halkın Partisi siyasi duruşuyla Atatürk'e, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine, kurucu iradeye ve kurucu iradenin önemsediği değerlere sahip çıkmasıyla bizim yakından takip ettiğimiz bir parti ve bugün de hem Sayın Genel Başkan'la hem heyetiyle pek çok konuda fikir birliği içinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İlk genel başkan olduğumda yaptığım Kıbrıs ziyaretinde Halkın Partisi'ni ziyaret edememiştim. Ama bir sonraki ziyarette geleceğimizi ifade etmiştim. Bugün tam 50. yıl dönümünün olduğu güne denk geldi. Bu açıdan bizim açımızdan da çok anlamlı. Tabii geçtiğimiz dönemde Kıbrıs'ta yapılan gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerek genel seçimlerde, parlamento seçimlerinde Türkiye'den bazı siyasi partilerin doğrudan müdahil oldukları ve maalesef kamu görevlilerinin bu işte alet edildiklerini hep takip etmiştik ve buna tepki göstermiştik. İçeride yaptığımız değerlendirmelerde de bugün basında yer alan demecim de öyleydi dünkü. Biz Kıbrıs halkının iradesine saygılıyız. Bu Kıbrıs'ın çözüm iradesi noktasında da onlar ne karar verirse arkasındayız. Siyasi noktada da, Cumhurbaşkanlığı noktasında da ne karar verirlerse bu kararın arkasındayız. Ama bir kırmızı çizgimiz var bizim. O da demokrasi ve özgür, eşit şartlarda yapılan seçimler. Türkiye'den birileri kamu gücünü kullanarak orantısız bir şekilde Kıbrıs seçimlerini manipüle etmeye yine kalkarlarsa karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaklar. Bu Kıbrıs seçimlerinde taraf olmak değil, Kıbrıs'ta demokrasiden taraf olmaktır. Bunu ifade etmek gerekiyor. 50. yıla ilişkin bugün sabahtan itibaren törenlere katıldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Musavat Dervişoğlu, Meclis Başkanımız, mecliste grubu bulunmayan siyasi partilerin genel başkanlarıyla birlikte Kıbrıs'ta iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikteydik. Biz Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahipleniyoruz ve Türkiye'deki bütün siyasi partilerin de bu meseleyi hep birlikte sahiplenmesini çok doğru buluyoruz. Bu noktada farklı öneriler, farklı görüşler olabilir. Biz Kıbrıs'taki tüm siyasi partilerle görüştüğümüz gibi Sayın Erdoğan'ın da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkililerinin de Kıbrıs'taki bütün muhalefet partilerinden görüşmelerini bir kez daha tavsiye ediyorum. Bir kez daha Kıbrıs'ın bundan sonra barış içinde kardeşçe yaşaması ve her geçen gün ekonomisinin daha iyiye gitmesi, daha özgürleşmesi için ikinci 50 yılla umutla girdiğimizi ifade etmek isterim. Ama bunun için yapılacak çok şey var. Bunun için birlik beraberlik halinde olmak çok önemli. Kimsenin fikrinin kimseye tahakküm kırmasını tarif etmiyorum. Ama fikirlerin özgürce tartışılmasını, kararın halk tarafından verilmesini tarif ediyoruz. Üç sayın genel başkanımızdaki ikisi önceki dönem Dışişleri Bakanımızdır. Sayın Hikmet Çetin'le, Sayın Murat Karayalçın'la, Sayın Altan Öğmen'le birlikte bugün buradaydık. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hareket kararının altına imza atan ki bugün o tarihi belgeyi de bir kez daha gördük. Sayın Önder Sav'la birlikte buradaydık. Kıbrıs Barış Harekatı'nın efsane Dışişleri Bakanı ikinci harekattan önce Ecevit'le birlikte Parola'da kendi kızının tatile çıkmasını söyleyerek adaya barışı getiren Turan Güneş'i bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kızı Ayşe Ayata ile birlikte bugün buradaydık.
genel başkan yardımcılarımızdan birlikte buradaydık. Bundan sonra da hep birlikte Kıbrıs'ta olmaya, gözümüz kulağımız Kıbrıs'ta olmaya, ama Kıbrıs'a bir üstten bakan, abi, ana vatan, yavru vatanımız söylemiyle değil, dost ve kardeş bir ülke olarak yaklaşıyoruz. Bütün Kıbrıs'taki siyasetçileri, onların nezdinde tüm üyelerini ve Kıbrıs'taki tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Efendim, bugün törenlere katıldığınız gibi ifade etmişsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli ile de orada bir temasınız oldu, bir sohbetiniz oldu. Bu da çokça konuşuldu. Bunun içeriğine dair bir şey söyleyebilir. Önce tabii ki nezaket cümleleri kuruldu. Hal hatır sorduk. Onun üzerine Kıbrıs'la ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Ben 3 gündür Kıbrıs'tayız. Bu 3. günümüz. Yaptığımız yoğun temaslar hakkında bilgi verdim. Heyetimiz hakkında bilgi verdim. Heyetimizde bulunan genel başkanlarımız, bakanlarımız, geçmişte Türkiye siyasetine çok önemli damga vurmuş isimler. Onunla ilgili sohbetlerimiz oldu. Meclisin ortak kaleme aldığı ve oy birliğiyle kabul edilen bildiriyle ilgili değerlendirmeler oldu. 50. yıla uygun, burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun son derece nazik temaslar oldu. Onun dışında gündelik siyasete dair bir şey konuşmadık. Bir tek şey fırsatını bulamadık. 100'ün üzerinde vatandaşımızın olduğu, bugüne kadar 18'inin sınır kapısından Türkiye'den geri döndürüldüğü bir kara liste uygulaması vardı. Bundan binlerce vatandaşın tedirgin olması, Türkiye'ye gelmekte sosyal medya paylaşımlarım yüzünden acaba başıma bir şey gelir mi diye. Bunun 50. yılında vesilesiyle bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. O konuda görüşlerimi paylaştığım arkadaşlar oldu ama Sayın Cumhurbaşkanı'na onu Türkiye'de gerekirse bir telefon görüşmesiyle bu konunun bir an önce çözülmesine ilişkin buradaki yaygın beklenti ifade edeceğim. Onun dışında çok merak edilecek herhangi bir gündemimiz yoktu. Çok pozitif bir gündemimiz vardı. O da Kıbrıs'tı. Kıbrıs'ın bağımsızlığıydı. Kıbrıs'taki insanların geleceğiydi. Kıbrıs'ın mutluluğuydu. Peki efendim, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir programda bir araya gelme ihtimaliniz var mı? Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim de ya da meclisin açılışında kendileri meclise geldiklerinde mecliste olabilir. 29 Ekim'de Cumhuriyet resepsiyonuna bu sene katılacağımızı daha önceden de ifade etmiştim. İktidar partisi, muhalefet partisi yerel seçimlerden sonra da birinci parti ile ikinci parti arasında bu diyalog kanallarının açık tutulması, gerektiği yerde müzakere yapılması ama herkesin kendi işini yapması, onların işi. İktidar göreviyle mükellefler vatandaşın sorunlarını çözmeleri lazım. Biz muhalefet göreviyle yükümlüyüz. Vatandaşın sorunlarını dile getirip doğru yolu göstermemiz lazım. Ben 12.500 liralık en düşük emekli maaşı varken, asgari ücrete zam yapılmamışken, çiftçi bu durumdayken meydanlarda mücadele etmeye, onların sesini duyurmaya devam edeceğim. Ama gerektikçe müzakere de ederiz, görüşürüz de. Normalleşme dediğimiz bundan başka bir şey değil zaten. Türkiye'deki normalleşmenin Kıbrıs'ı da kapsamasını, Türkiye'yi yönetenlerin, şu anda iktidarda olanların Kıbrıs muhalefetiyle de mutlaka görüşmelerini bir kez daha öneriyorum. Efendim, bir de resmi törenlerin ardından bir yemek yediniz, yine kalabalık, yine iktidar muhalefet hep birlikte. Orada da yine aynı konular konuşuldu. Sohbet nasıl? Biz orada Sayın Erdoğan dışındaki işte genel başkanlarla, dün her birine ayrı ayrı ziyaret ettiğim önceki dönem 2 cumhurbaşkanımızla, Sayın Eroğlu ve Talat'la, CTP Genel Başkanı'yla, Meclis Başkanı'yla aynı masadaydık. Kıbrıs gündemini konuştuk. Kıbrıs'ın kendi içindeki siyasi dengeler, ufak şakalaşmalarla hepimizi tebessüm ettiren sıcak bir diyalog ortamında gerçekleşti. Geçmiş dönemlerden bir takım Kıbrıs meselesiyle ilgili kritik tarihler, görüşmelerle ilgili her birimizin dağarcığında olan konular konuşuldu. Ama yine ortak gündemimiz Türkiye ile Kıbrıs'ın iyi ilişkileri
ve Kıbrıs'taki herkesin hakkının, menfaatinin müştereken en iyi şekilde savunulmasıydı. Kıbrıs'ta örneğin sporcularımız büyük zorluklar çekiyor. İş adamlarımız zorluklar çekiyor. Sağlık konusunda zorluklar çekiliyor. Kıbrıs'ın da yurt dışından gelen çok sayıda kişinin sağlık sistemini ve ekonomisini olumsuz etkileme meselesi var. Bunlar var. Her biriyle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Ama biz ilk 50 yılda şu onuru taşıyarak Kıbrıs'tan ayrılıyorum. O zamanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit, sizin meslektaşlarınız bu mikrofonları yönelttiğinde 50 yıl önce bu sabah dedi ki, biz Kıbrıs'a hem Türklere hem Rumlara barış götürmeye gidiyoruz. Ümit ediyoruz ki bundan sonra Kıbrıs'ta akan kan duracak, gözyaşı duracak dedi. 50 yıl geçti. Evet, istenilen noktada değiliz. Tam bir çözüm olmadı, sorunlar var. Ama 50 yıldır Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamıyor. Biz o gün adaya giderken Kıbrıslı çocuklar gökyüzüne bakıp bizimkiler diye paraşütçüleri selamlarken adayı işgal etmeye gitmiyorduk. Bunun en önemli kanıtı adanın siyasi hedeflere yeterli olacak askeri hedefler ulaşıldığı anda harekatın durdurulmasıdır. 2 gün içinde adanın 1/3'ünü hedeflerine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri istenseydi saatler içinde, günler içinde bütün adayı alabilir ve Türkiye'ye ilhak da edebilirdi. Bunu yapmadık çünkü biz barış için buradaydık. Halen daha da barışı savunuyoruz. Barıştan yana tutum tadılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, her müzakerede üzerine düşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, hatta Annan planını onaylayan, üstüne düşeni yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her seferinde cezalandırılıp müzakereleri bozanların, masadan kalkanların, sözünü tutmayanların ödüllendirildiği bir sürece itirazımız var hep birlikte. Güney Kıbrıs'ın tek başına Avrupa Birliği üyesi olması kabul edilemez. Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğiyle birlikte Kıbrıs sorununun da çözülmesini, Kıbrıs'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde içinde bulunduğu şekilde Avrupa Birliği'ne tam üye olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durum farklı statüler eşitsizlik yaratıyor. Güney Kıbrıs'ın üyeliğinden geri atılamayacağına göre Türkiye ile birlikte mutlaka Kuzey Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'ne girmelidir. Yok Kuzey Kıbrıs'ı almayacaklarsa o zaman Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ı ortak bir statüde Avrupa Birliği üyesi yapmanın yolu bulunmalı. Ama buna Kıbrıs'taki herkesin rızası olmalıdır. Biz çözüm istiyoruz. İlk 50 yıl teslim olmamanın, müzakere etmenin ve haklı davayı anlatmanın dönemiydi. İkinci 50 yıl çözümün, çarenin ve Kıbrıs'ın daha mutlu, daha müreffeh olmasının başlangıcı olacak diye ümit ediyorum. Çok özür dilerim Sayın Genel Başkanım da kusura kızım, bizim iç siyasetimiz biraz şey. Yanlış mı anladım acaba, törende birlikteydiniz ama yemek masasında mı ayrılmışsınız? Hayır, yemek masasında iki cumhurbaşkanı protokol gereği salonun ortasında oturdular. Onun dışındaki protokolün masası ayrıydı. İki cumhurbaşkanının masası ayrıydı. Öyle bir kötü bir şey yok. Protokole uygun. Gayet Kıbrıs'ta en iyi şekilde karşılandık. En iyi şekilde ağırlandık Kıbrıslılar tarafından. Ve en iyi şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından uğurlanıyoruz. Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisi'dir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli orada oluyor. Ama biz ne büyükelçiyi ne büyükelçikten kimseyi havaalanında da görmedik. Herhangi bir yerde hatırımızı dahi sormadılar. Bu tabii meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin bir sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz. Dünyanın öbür ucunda bizi büyükelçilerimiz karşılarken bu büyükelçi Türkiye'nin Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, Washington'da, İsrail'de büyükelçi görev yapan Namık Tan'ı karşılamadı. Bu büyükelçi iki Dışişleri Bakanı'nı karşılamadı. Bu büyükelçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderini karşılamadı. Bu büyükelçinin bunu yapmaması, kendisi yapmayabilir, mazeret bulur ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Bunun
hem diplomatik olarak hem de devlet geleneklerimize uygun olarak kendisine eleştirilerimizi resmi bir yazıyla Sayın Bakan'a bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamayacak bir kurumdur. Teşekkür ediyorum.